Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Shutterstock'a nasıl üye olunur onu konuşacağız. Daha önce Shutterstock'la ilgili videolar çektim. Nasıl para kazanılır nedir gibi ama nasıl üye olunacağıyla ilgili video çekmemiştim. Bugün sizinle beraber birebir yeni bir hesap oluşturacağız. Öncelikle benim videolarımdan herhangi bir tanesini açıyoruz. Ve videomuzun alt kısmına geliyoruz, açıklama kısmına. Açıklama kısmında gördüğünüz gibi burada stok sitelerine üye olma linklerimiz var. Buradan Shutterstock üyelik linkine tıklıyoruz ve bizim Shutterstock'a üye olacağımız siteye yönlendiriliyoruz. Şurada gördüğünüz Get Started kısmına tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu andan itibaren bu kısmı tamamen eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Hep beraber gideceğiz. Ben şu an tamamen uydurma bir hesap oluşturacağım. Sadece size nasıl ilerleyebileceğinizi göstermek için. Şimdi öncelikle full name dediği ismimizi yazıyoruz. Burada görmüş olduğunuz şey sizin kullanıcı adınız gibi bir şey arkadaşlar. Fotoğrafı satın almaya gelenler sizi hangi isimle görecek? Bunu isterseniz değiştirebiliyorsunuz ama boşluk ve Türkçe karakter kullanamazsınız. Yani Ş kullanamazsınız. Onun yerine S, I kullanamazsınız. Onun yerine İngilizce olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu kullanıcı adı zaten var diyor bize. Bu ikinci bir hesapmış gibi Cemal Taşkıran 2 yazdım. Hiç önemli değil. Buraya mail adresimizi yazıyoruz. Ve alt kısma da oluşturacağımız parolayı yazıyoruz. Şifre ile alakalı şöyle bir uyarı veriyor. Bu demek istiyor ki 8 karakterden kısa olmamalı. En az bir küçük harf, en az bir büyük harf, en az bir sayı olmalı içinde diyor. Ben yazdım ama bir harfi büyütmem gerekiyor. Hemen şöyle yapalım. Evet. Şu an şifremiz onaylandı. Gördüğünüz gibi onaylandığında burada yanında yeşil tikler çıkıyor. Daha önce herhangi bir şey üye olduysanız oradaki sistem de aynı sistem. Şuradaki sözleşmemizi onaylıyoruz ve next diyoruz. Arkadaşlar isimde de İngilizce karakter olması gerekiyormuş. Türkçe karakterleri kabul etmiyor. O yüzden Ş ve I harfini değiştirdim. S ve I harfi yaptım. O şekilde tamamladım üyeliği. Şimdi bize diyor ki size diyor bir diyor onaylama maili gönderdik. Bu maili açarak mail adresinizi onaylayın. Ben hemen hızlı bir şekilde telefonumdan yapıyorum. Çünkü daha çabuk oluyor mail adresleri arasında geçiş yapmak. Evet, mail adresimi onayladım. Sayfayı yeniledim. Şu adres bilgilerimizi doldurarak devam ediyoruz. Country, ülke arkadaşlar. Türkiye yazdık. Adresi sallıyorum. Manolya Sokak. Özgürlük Caddesi diyelim. Buraya da İstanbul diyelim. Posta kodunu 34-25 diye sallayalım. Telefon numarasını ve ileri diyoruz. Gördüğünüz gibi bizi bu şekilde bir sayfaya yönlendirdi. Hoş geldiniz diyor ve bize hemen diyor fotoğraflarınızı göndermeye başlayın diyor. Upload image kısmına tıklıyoruz. Bu çıkan uyarıda size hangi dosyaları yükleyip yükleyemeyeceğiniz ve nasıl yükleyeceğinizi özet geçmiş. İşte fotoğraflar ve illüstrasyonlar JPEG formatında olmalı ve 4 megapikselden büyük olmalı. Videoları FTP ile yüklemelisiniz. Aşağıda da vektörlerle alakalı bir uyarı vermiş. Illustrator versiyonunuzun 8 veya 10 olması gerekiyor gibi şeyler yazıyor. Anladık diyoruz ve devam ediyoruz. Bu şekilde bir yükleme sayfamız açılıyor arkadaşlar. Eskiden bu üyeliği tamamlamadan önce sizden bir onay aşaması daha istiyordu ve oraya bir 5-6 fotoğraf yükleyip onaylanmasını bekliyordunuz ama onu kaldırdılar bildiğim kadarıyla. Kimlik onaylamasını da kaldırdılar. Şu an üye olmak çok kolay, çok basit. Direkt üye olup fotoğraflarınızı yüklemeye başlayabiliyorsunuz. Select Multiple Files diyoruz buradan. Hemen masa üstünde şurada ben bir 4-5 tane fotoğraf belirlemiştim. Buradan bir tane seçelim. Seç diyelim. Fotoğrafımız şu an yüklemeye başlandı. Fotoğrafımız yüklendi arkadaşlar. Bu bizim beraber yüklediğimiz ilk fotoğraf oluyor. Hemen ileri diyoruz. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde hemen üye olduk. Hatta ilk fotoğrafımızın yüklemesini bile yaptık. Şu an fotoğrafımız direkt işte açıklama, kategori ve etiket kısımlarını doldurup onaylamaya gönderebiliriz. Onaylandığında satışa hazır duruma gelmiş olacak. Ayrıca Shutterstock ne kadar kazandırılıyor, nasıl fotoğraflar yüklemeli, neye dikkat etmeli gibi konularla alakalı da bir videom vardı. Onu da videonun sonuna önerilen video olarak ekleyeceğim. Açıp izlemenizi tavsiye ederim. Şu anda ana sayfamız gördüğünüz gibi sıfır vaziyette açılmış durumda. Satış yaptıkça şurada ki ödenmemiş kazançlarımız artmaya başlayacak. Bu benim ikinci hesabım oldu şu anda. Belki buraya da farklı fotoğraflar yüklemesi yapabilirim. Emin değilim şu anda. Bu tamamen denemelik açtığımız bir hesap oldu beraber. Videonun altına Shutterstock'a üye olma linkinizi bırakacağım. Direkt oradan tıklayıp üye olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum kısmına merak ettiklerinizi yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.